Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hemen şu anda elimde tutmuş olduğum Honor Watch GS Pro akıllı saatini inceliyoruz. Saatle ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videoda hep beraber izleyelim. Honor yakın zamana kadar aslında Huawei'nin bir alt markasıydı ama geçtiğimiz günlerde bomba bir haberle markanın satıldığı bilgisi ulaştı elimize. Huawei'yi bu markayı sattığını açıkladı. Tabii Türkiye'deki operasyonlarına çok etkileyecek bir durum mu değil mi? Şu anda çok belli değil ama bizim Honor'a sorduğumuzda çok daha iyi olacağını ve Türkiye'deki operasyonların etkilenmeyeceği konusunda bize garanti verdiler. Biliyorsunuz marka aslında Huawei'nin çıkardığı ürünlerin farklı farklı varyasyonlarıyla karşımıza çıkıyordu genel olarak. Bazen Huawei'de olmayan ürünler de oluyordu ama genelde baktığımızda Huawei'nin çıkardığı ürünlerin farklı varyasyonları Honor'da da karşımıza çıkıyordu. Farklı isimlerle veya bazen farklı özelliklerle de çıkıyordu arkadaşlar. İşte akıllı saat tarafında da benzer bir durum söz konusuydu. Huawei'nin Watch GT olarak çıkardığı ürünler yani GT, GT2, GT2E serisinin farklı varyasyonları Honor'da da Honor Magic olarak çıkmıştı karşımıza. En son biz geçtiğimiz Mart ayında yanlış hatırlamıyorsam eğer Honor Magic Watch 2'yi incelemiştik. O da güzel bir saatti. Honor GS Pro aslında Magic Watch 2'nin üzerine inşa edilmiş bir akıllı saat. Yani Honor Magic Watch GT 2 üzerine tasarlanmış bir saat var karşımızda. Her zaman yaptığım gibi ben bir genel özelliklerden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bir kere oldukça kalın ve özellikle de sportif faaliyetlere uygun bir saat var karşımızda. Şimdi daha önceki modellere baktığımızda aslında açıkçası bu kadar kalınlık yoktu. Hem Honor tarafında hem de Huawei tarafında bu kadar kalın bir saat yoktu. Onun sebebini biraz sonra açıklayacağım neden kalın olduğunu. Ama böyle kaslı, güçlü ve daha çok da aslında erkeklerin hoşuna gidebilecek şekilde tasarlanmış bir saat var karşımızda. Sağ tarafında standart olarak 2 adet düğmemiz var. Bu düğmelerin özel olarak tasarlandığını ve dikdörtgen formda ama köşede de böyle daha keskin bir şekilde tasarlandığını ve üzerinde kırmızı çizgilerin olduğunu söyleyeyim. Bu iki tuşu fonksiyon tuşu olarak kullanıyoruz. Cihazın hem sağında hem de solunda böyle kırmızı okla işaretlenen iki farklı bir ok işaretimiz var. Bu kırmızı okların hemen altında da sanki böyle bir boşluk varmış gibi bir bölüm tasarlanmış. Bunun dışında 20 mm'lik aslında standart saat kordonlarından tercih ediliyor. Hatta Honor'da böyle farklı kumaş ve farklı renk seçenekleri kordonlarında olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Bize gönderilen siyah bir versiyondu. Ve bu siyah versiyonda siyah silikon kayışlarını kullandık. Farklı kordonlar kullandığınızda örneğin kumaş kullanırsanız tabii ki suda birazcık dikkatli olmanız gerekecektir. Onu söylemiş olalım. Silikonda herhangi bir sıkıntı yok. Suda vesaire de kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında alt kısımda algılayıcılarımız var. İşte kalp ritmini, uykuyu vesaireyi algılayacak olan algılayıcılarımız mevcut. Şarj için de yine burayı kullanıyoruz arkadaşlar. Özel bir şarj adaptörü var. Yuvarlak bir dairesel şekilde tasarlanmış. Onu buraya koyup şarj ediyoruz. Onu da belirtmiş olalım. Bunun dışında kordonların çıkartılması oldukça kolay. Küçük bir pimleri var yan taraflarında. Onu çıkarttığınız zaman kordonları istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Şimdi bu genel görünümden sonra biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Honor Watch GS Pro 1.39 inçlik 454'e 454 piksellik bir AMOLED ekranla geliyor. Bu ekranın piksel yoğunluğu ise 326 ppi. 48 mm'lik ekran çapımız var. Metal ve plastik bir gövde karışımımız var. 22 mm kordon olduğunu söylemiştik. Kirin A1 işlemci kullanıyor. 4 GB depolama ve 32 MB RAM'imizin olduğunu söyleyeyim. Telefon görüşmesi özelliği var. 5 atmosfer yani 50 metreye kadar suya dayanıklık özelliği var. Müzik çalabiliyor ve üzerinde 500'e yakın şarkıyı depolayabiliyorsunuz. Uyku, stres, kalp ritmi takibi yapabiliyor. Kandaki oksijen oranını SPO2'yi ölçebiliyor. Android ve iOS desteğimiz var. Çift uydu konumlandırma özelliğimiz var. GPS ve GLONASS. Yüzün üzerinde egzersiz takibi yapabiliyor. 14 farklı ABD askeri dayanıklık standardı MIL-STD-810G testinden geçmiş bir saat var. Farklı saat kadranlarımız mevcut. 790 mAh'lik bir pil gücümüz var. 25 günlük bir pil ömrümüz var. Yükseklik ölçebiliyor. Barometre pusula özelliği var. Beyaz, gri ve siyah gövde seçenekleri de geldiğini söyleyelim. Fiyatı ise 2199 TL arkadaşlar.
Evet, bu genel görünüm ve teknik özelliklerden sonra biraz daha kullanım deneyiminden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu bir akıllı saat arkadaşlar ve ben yaklaşık olarak 10 gün boyunca kullandım. Yani 13 Kasım'da bu saat elime geçti. Bu çekimi de 23 Kasım'da yapıyoruz ve bugün de yayına vereceğiz. Bir aksilik olmazsa videomuzu yaklaşık 10 gündür bizzat kullandım saati. Huawei marka bir cep telefonum vardı. Onunla eşleştirdim ki bunun için Huawei Health, yani Huawei sağlık uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Bu uygulamayı kullandıktan sonra, daha doğrusu ilk eşleştirmeden sonra zaten bir güncelleme yaptı, onu söyleyeyim. Eşleştirme bir güncellemeye bakmanız lazım. Zaten bizim daha önceki Huawei ya da Honor marka cep telefonu incelemelerimizi izlediyseniz bu Huawei sağlık uygulamasıyla birçok özelliği, saatle ilgili özellikle değiştirebiliyorsunuz. Kadran değişikliği yapabiliyorsunuz. Bu arada ücretli kadranlar da gelmiş, ücretsiz kadranlar da var ama ücretli olanların sayısı, yani ücretli olanların sayısı çok daha fazla şu anda. Bir sürü kadran, ister satın alırsınız isterseniz ücretsiz olanlardan seçip kullanabiliyorsunuz. Bu kadran değişmesi güzel olmuş bence. Ben mesela 2-3 günde bir canım sıkılıyor, farklı bir kadrana geçiyorum. O kadranı beğenmiyorum, onu değiştiriyorum falan. Ve kadranlara göre de aslında ekranda gördüğünüz bilgiler de değişebiliyor. Mesela bazı kadranlar işte yüksekliği de gösteriyor. Bazısı basıncı gösterebiliyor. Bazısı hava durumunu gösteriyor. Bazısı adımınızı gösteriyor. Bazısı hiçbir şey göstermez, sadece saat gösteriyor. Artık keyfinize göre, isteğinize göre, beğeninize göre istediğinizi seçip o şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şey olayı güzel. Yani sağlık uygulaması üzerinden değiştirebiliyor olmanız güzel. Artı sağlık uygulaması üzerinden zaten birçok şeyi takip edebiliyorsunuz. Uykunuzu takip ediyorsunuz. Haftalık, günlük, aylık, yıllık attığınız adımları da yine hakeza öyle. Stres takibi yapabiliyorsunuz. SPO2 takibi yapabiliyorsunuz. Yani geçmişe yönelik bütün bilgilerinizi saat o günlük size bilgileri verirken sağlık uygulaması ise geçmişe yönelik bütün bilgilerinizi size gösterebiliyor. Bu manada güzel olmuş. Söylediğim gibi yüzün üzerinde egzersiz takip yapabiliyorsunuz. Yani işte kapalı mekan koşu, açık mekan koşu, aklınıza gelen ya da gelmeyen birçok sportif faaliyet bu cihazla takip edebiliyorsunuz. Böyle çok enteresan şeyler de var arkadaşlar. Daha önceki modellerde de karşımıza çıkan. Hangi tip sporla ilgileniyorsunuz? Çok rahat bir şekilde Huawei Watch GS Pro bunları takip etmenizi sağlıyor arkadaşlar. Oldukça da bence başarılı bir şekilde yapıyor ki zaten daha önceki modellerde de bu aynı şekilde vardı ve bu modelde bir tık daha yukarı taşınmış. İşte barometresi var, yükseklik ölçebiliyor. Hani aslında bu böyle eskiden çok böyle profesyonel dağcıların kullandığı ya da işte trekking yapanların kullandığı ya da böyle ciddi sporcuların kullandığı özellikleri neredeyse tamamını bu saate yüklemişler arkadaşlar. Hepsi de bu saatin üzerinde bulunuyor ve ben bu anlamda çok beğendim. Yani özellikle böyle sporla ilgileniyorsanız ve hani spor benim hayatım ve mutlaka işte her hafta sonu bir yerlere gidiyorum veya hafta dağa çıkıyorum, trekking yapıyorum falan diyorsanız bütün egzersizlerinizi takip edebiliyor. Hatta mesela bir kadranın bir tanesinde, hatta bu kadranlarda ayın durumunu bile gösteriyor size arkadaşlar. Bu kadranlardan bahsetmiştim ya. Ay durumlarını falan bile görebildiğiniz kadranlar mevcut. Bu bakımdan bence çok başarılı bir saat olmuş. Özellikle de böyle hani spor konusunda, hani ben çok spora takıntılıyım, spor yapıyorum, spor benim için çok önemli diyorsanız önerebileceğimiz bir akıllı saat olmuş. Şimdi biraz da saatin saat dışında yapabildiği özelliklerine, telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Bu önemli bazıları için, soruyorlar çünkü bunu bize. Bluetooth bağlantısını kullanıyor. Bunun altını çizelim. Bazen bazı takipçilerimiz soruyor işte Wi-Fi var mı diye. Bu saatte Wi-Fi özelliği yok arkadaşlar. Wi-Fi olduğu zaman ne oluyor? Cihazdan uzakta da olsanız, telefondan uzakta da olsanız saat yardımıyla arkadaşlar bağlantınız kesilmemiş oluyor. Bluetooth'ta biliyorsunuz belli bir mesafe var. Özellikle de böyle kapalı bir mekandaysanız, bir evin içindeyseniz, duvarlar vesaire varsa o yaklaşık 10-15 metre kadar düşüyor. Açık bir alanda belki biraz daha uzun olabiliyor ama kapalı mekanlarda bu mesafe düşüyor. Akıllı saatte müzik de dinleyebiliyorsunuz. İsterseniz kendi hafızasına koyabilirsiniz. Yani telefon üzerinden yolluyorsunuz onu Huawei sağlık uygulaması sayesinde. İsterseniz de telefondaki bir Deezer vardır, Spotify vardır ya da başka bir uygulama vardır. Onu açtıktan sonra buradan kontrol edebiliyorsunuz. Tamamen size kalmış. Yani müzik dinlemek için telefona ihtiyacınız yok ama saate o müzikleri atmak kaydıyla fiziksel olarak o müzikleri sizde telefonunuzda bulunması gerekiyor ki bunun içine atabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarafı çok önemli. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Bunun dışında kalp ritmini ölçüyor. Bunu 7/24 yapıyor. Stresi ölçüyor. 7/24 yapıyor. SPO2 istediğiniz zaman ölçüyor. Uyku takibi yapıyor. Uyuduğunuz zaman, size bir uyandığınız zaman, hatta özellikle işte bir
uyku raporu çıkartıyor. Şu kadar saat uyudun, bunun şu kadarı şu kadar derin uykuydu, şu kadar saati hafif uykuydu, işte uyku kaliten şu kadar gibi bir özellikler. Sonra True Sleep adını veriyor Huawei buna. Honor'da benzer bir aynı teknolojiyi kullanıyor arkadaşlar. Böyle güzel özellikleri var. Yani uyku takibi, stres takibi, kalp ritmi takibi, SPO2 takibi gibi özellikleri yapabiliyor. Telefon görüşmesi yapabiliyor. Telefon görüşmesi önemli. Çünkü Huawei ve Honor'un her saatinde bu özellik olmayabiliyor. Özellikle Huawei'de bazı saatlerde, mesela GT2'de telefon görüşmesi özelliği yok. Sadece kapatabiliyorsunuz ama saat üzerinden telefonla görüşemiyorsunuz. Burada şunu da söyleyeyim. Saatin bir sim kart özelliği yok. Bunu da çok sorun oluyor. Hani telefon olmadan ben saat üzerinden sadece telefon görüşmesi yapabilir miyim diyorsunuz? Hayır. Mutlaka telefona bağlı olacak. Telefonda tabii ki bir sim kart olacak. Onun üzerinden görüşme yapabiliyorsunuz. Bu saatin kendine bağımsız olarak etrafta herhangi bir telefona bağlı değilken telefon görüşme özelliği bulunmuyor arkadaşlar. Bunun altını çizeyim. Hatta böyle bazen şunu da veriyor arkadaşlar. İşte bir havada ani bir değişim olduğu zaman, üzerinde barometre var malum, basınç değişikliklerinde size uyarı veriyor. Fırtına geliyor diyor. Çünkü bu önemli. Neden? Belki şehir içindeyken bu çok dert olmayabilir ama trekking yapıyorsunuz, doğaya çıktınız, ani değişiklikler oldu. Onu belki gözünüzle, kulağınızla veya duyu organlarınızla fark edemiyorsunuz ama basınç düştüğü zaman saat size uyarı veriyor. Diyor ki aman dikkat, yağmur geliyor, fırtına geliyor, bu konuda dikkatli ol diyor. Bu konuda da ciddi bir öneri verdiğini söyleyeyim. Bence güzel bir özellik bu. Özellikle de profesyonel sporcular için ya da bu tarz sporu hayatının merkezi haline getirmişler için önemli bir özellik olduğunu söyleyeyim. Tabii saatin farklı özellikleri de var. Uzaktan denklenşör modu var. Uzaktan denklenşör modu sayesinde doğrudan doğruya işte cep telefonunuzu açıp, tabii bağlı olduğunu varsayarak söylüyorum, kamerasını buradan kontrol edebiliyorsunuz. Belki şu aklınıza gelebilir. Başka marka bir telefonla kullandığımız zaman ne olacak? Yani Huawei dışında bir telefonla. Huawei'de %100 uyumlu çalışıyor veya Honor markasında bu saat. Ama yani Xiaomi ile kullandığınız ya da işte Oppo ile kullandığınız ya da farklı bir Samsung ile kullandığınız farklı bir Android telefonuna birçok özellik çalışıyor. Yani %99 çalışıyor. Çok az bazı özellikler arkadaşlar tam olarak çalışmıyor. iOS'ta bazı özellikler tam olarak çalışmayabiliyor. iOS'ta biraz da %95'e falan düşüyor bu değer arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Çünkü bunu da soruyorsunuz. Hani ben bunu alsam iPhone'da kullanabilir miyim? İşte Xiaomi'de kullanabilir miyim? Kullanabilirsiniz ama az önce söylediğim gibi Android'de, farklı Android marka telefonlarda özelliklerin bir kısmı azalıyor. Çok az kısmını söyleyeyim. iOS'ta ise %95 oranında çalışıyor. %5 oranında bazı özelliklerin çalışmadığını söyleyelim. Şimdi saatin bir de enteresan bir özelliği var. Özellikle doğada spor yapanlar için geri dönüş fonksiyonu diye bir özelliği var. Şimdi bir egzersize başladığınızda işte koşuyorsunuz, yürüyorsunuz, dağa çıkıyorsunuz, iniyorsunuz vesaire artık neyse. Egzersizin istediğiniz bir yerde durdurduktan sonra geri dönüş dediğiniz zaman sizi harita üzerinden o yolu geri bir şekilde götürebiliyor. Yani diyelim ki bir ormanlık bir yolda gidiyorsunuz ve bir yürüyüş yaptınız. Geri döneceksiniz, nasıl döneceksiniz? Çok da anlamıyorsanız yani navigasyondan veya diğer şeylerden, saat sizi aynı geldiğiniz yoldan geri götürebiliyor. Harita üzerinde görerek de o yol üzerinden gidiyorsunuz. Yani bu şehir içinde çok önemli olmayabilir belki ama özellikle arazide spor yapanlar için bence çok güzel bir özellik olmuş. Gelelim pil meselesine. Şimdi üzerinde 790 mAh'lik bir pil olduğunu söyledik. Bu önceki versiyonlara göre oldukça büyütülmüş bir pil kapasitesi arkadaşlar. Muhtemelen de bu kalınlığın sebebi biraz da ondan geliyor diye tahmin ediyorum. Honor'un iddiasına göre bu pilin ömrü yaklaşık 25 gün. Yani cihazı şarj ettikten sonra 25 gün boyunca kullanabiliyorsunuz. Peki benim yaşadığım deneyim nasıl oldu? Ben videonun içinde söylemiştim. 13'ünde aldım. Bugün ayın 23'ü. 10 günde ilk aldığımda %76 idi pili. Şu anda %25 civarında. Yani 26 dersek %50 oranında düşmüş. Yani 10 günde %50 düşmüş. Bu da yaklaşık olarak, tabii çok kaba bir hesap, bu doğru olmayabilir ama buna yaklaşık olarak 20 günde pilin tamamının biteceği anlamına geliyor ki Honor'un da verdiği rakam 25 gün. Ve ben saati kolumdan hiç çıkarmıyorum bu arada. Uyurken de takıyorum. İşte banyoda, şurada, burada kesinlikle saati çıkarmıyorum arkadaşlar. 10 gün boyunca hiç çıkarmadan kullandığım saati yaklaşık da 20 günlük bir pil ömrü ölçtüm. Yani kabaca Honor'un verdiği rakama ulaşılacak gibi görünüyor arkadaşlar. Bu Huawei'nin diğer saatlerine göre oldukça iyi bir rakam. Çünkü onlar da 14 gün falan diyorlar. Yani 14 gün, 15 gün. Ama Honor Watch GS Pro'da bu rakamı 25 günü çıkarmış ki bence ortalama bir kullanımla 25 günde görebilirsiniz. Pil ömrü konusunda benden çok olumlu puanlar aldı Honor Watch GS Pro arkadaşlar. Akıllı saati daha önceki Huawei ve Honor modellerinde olduğu gibi dairesel bir adaptör yardımıyla şarj ediyoruz. Bu adaptör tip C bağlantısı ile kullanılabiliyor.
adaptörü kaybetmemenizi öneririm. Çünkü başka türlü bir bağlantı özelliği yok. Yani o adaptör de sadece şarj edebiliyor. Örneğin kablosuz falan yok mesela. Farklı Huawei modellerinde vardı böyle bir özellik ama bunda bulunmuyor arkadaşlar. O yüzden o adaptörü kaybetmemeniz lazım. Şöyle yuvarlak, dairesel, beyaz küçük bir şey. Onu taktığınız zaman şarj oluyor. Onu da belirtmiş olayım. Bu arada merak edilen noktadan bir tanesi, diğer Huawei ve Honor marka saatlerde olduğu gibi bu saatte de mesajları görebiliyorsunuz. WhatsApp mesajları, SMS mesajları, ayarlarsanız eğer e-mail vesaire artık aklınıza gelebilecek her türlü uygulamadan gelecek olan bildirimleri bu ekranda görüyorsunuz. Ancak şunu hep söylüyorum, bu bildirimlere yanıt vermeniz mümkün değil arkadaşlar. Sadece görüyorsunuz. Yani bakıyorsunuz, görüyorsunuz ve onları işte istiyorsanız siliyorsunuz. Buradan siliyorsunuz sadece. Orada hani uygulamanın içinde vesaire de kalıyor o mesajlar. Buradan sadece görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun altını özellikle çizelim. Bir de bu saate uygulama yüklenmiyor arkadaşlar. Bunu da çok soruyorsunuz. Çünkü uygulama yüklenen akıllı saatler var. Ama onların ne yazık ki pilleri 2 gün en fazla bilemediniz 3 gün gidebiliyor. Uygulama yüklenen akıllı saatler ne yazık ki pil ömrü açısından birazcık sorunlu oluyor. Bu ürüne herhangi bir şekilde hani ben Spotify yükleyeyim, WhatsApp yükleyeyim falan gibi bir özellik mümkün değil arkadaşlar. Zaten Huawei'nin veya Honor'un akıllı saatlerin hiçbirinde de bu tarz bir özellik bulunmuyor. Belki hepinizin merak ettiği bir konu vardır. Fiyat meselesi. Şimdi bu ürünün fiyatı 2199 TL olarak açıklandı arkadaşlar. 2199 TL aslında bir akıllı saat için en azından Huawei ve Honor markaları için bir tık yüksek gibi görünse de bence bu saat üzerinde konuşuyorum. Sunduğu özellikler, işte askeri standartlara dayanıklılık, işte bu geri dönüş fonksiyonu, pil ömrünün yüksek olması gibi fonksiyonların benden olumlu puan aldığını söyleyebilirim arkadaşlar. Elbette eğer özellikle profesyonel tarafta bir sporla ilgilenen bir kullanıcıysanız ya da spor sizin hayatınızda önemli bir yer işgal ediyorsa ve ben işte böyle trekking yapıyorum, dağa çıkıyorum, arazide sürekli yürüyüş yapıyorum vesaire yapıyorum diyorsanız bu tarz saatlerin fiyatları 2000 değil 4-5 bin liradan başlıyor arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Hem bir akıllı saatiniz oluyor hem de dış etkenlere dayanıklı, güçlü ve sağlam bir saat sahibi oluyorsunuz. Bence fiyatının sunduğu özelliklerine göre makul olduğunu söyleyebilirim. Akıllı saatle ilgili elimizden gelen her şeyi size anlatmaya çalıştık. Yaşadığımız deneyimi sizlere anlatmaya çalıştım ben arkadaşlar. Ve 10 günlük sürede bana ne gibi bir deneyim sunduğunu bu videoda sizlere aktardım. Olur ya, unuttuğumuz bir tarafı vardır ya da şöyle bir özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu, şu fonksiyonları var mı gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Hepsini okuyoruz. Elimizden geldiğince de yanıtlamaya çalışıyoruz. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama aramızda olmayanlar var. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu arkadaşlar kanalımıza abone değil. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz, katıl demiyoruz, destek olun demiyoruz. Sadece ve sadece abone olun diyoruz. O da ücretsiz bir faaliyet arkadaşlar. Bu konuda bize destek olursanız çok sevinirim. İsterseniz bizi Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.